Şimdi yarım litre suya hocam, ben şöyle göz kararı 2,5 bardak şu kadar koyuyorum. Kafi. Tamam, koydum. Sonra 6-7 adet yıkanmış, bu çok önemli. Yıkıyoruz. Keçi boynuzlarımızı. Onun diğer adı harnop. Harnop. Evet. Kırarak koyacağım hocam. Evet. Kırarken bazen güveli çıkabilir. O güveli evet. Çıktığı yerleri atacaksınız. Yani kaynayan suyun içine atmayın. Çünkü keçi boynuzu çok kolay güvelenir. Seçerken de onu üzerinde delik var mı yok mu ona bakın. Eğer delikler varsa bilin ki o güvelenmiş demek. Yok hocam. Yani satın alırken dıştan tanıyacağınız. Evet, akciğer kanserine karşı mükemmel bir önleyici. Evet, keçi boynuzu yani hamile kalmayı kolaylaştırıcı etkisi evet. De var. Kansere karşı da şifa. Bakın, tıpta çaresi olmayan bir hastalığı keçi boynuzuyla tedavi edebilirsiniz. Nedir o? Soğuk alerjisi. Eğer bir insanda soğuk alerjisi varsa aynen bunu kaynatıp suyunu içecek. Veya soğuk pres pekmezini kullanabilirsiniz. Evelallah. Soğuk alerjisine karşı bulunmaz bir nimettir. Şimdi bunu hocam kırıyorum. 3-4 dakika kısa bir süre. Ben hatta bekliyorum. Kaynatıyorsunuz. Ondan sonra ılımaya bırakacaksınız. 20 dakika ılımaya bırakacağız. Evet, yalnız bak kaç adet kırdın sen onu? 7 tane. 7 tane biraz fazla oldu. Yani fazla mı? 6-7 adet. 6-7 adet doğru ama suyunu biraz fazla alın. Bunu gün boyu tüketeceksiniz. Yani biraz daha su ilave edebilirsiniz. Koyalım biraz Kübra'cığım. Gidin gelin için işte sabahtan akşama kadar. Ama evet. Her gün tekrar yapacağız. Evet, yani bunu dolaba tekrar. Koyup tüketmek yok. Şimdi bakın keçi boynuzu pekmezin veya kaynatılmış suyunu içmeye başladığınız zaman balgam sökmeye başlarsınız. Özellikle sigara içenler. Hemen balgam sökmeye balgam başlar. Akciğerinizi açar. Bu böyle bir nimet. Şimdi bunu hocam anlatayım. 4 dakika bunu kaynatıyoruz. Evet. Sonra alıyoruz. 20 dakika ılımaya bırakıyoruz. Evet. Sonra alıyoruz bir kaba. 4 gün bir ay içerisinde. Yani her hafta 4 gün. Bunu sabah akşam birer çay bardağı aynen. Tüketiyoruz. Bunun kürün uygulama şekli de bu. Böyle. Bir de bunu özellikle belirtelim hocam. Uygulama şekli çok önemli. Yani biz kaynattık, içtik, haftaya bir daha yaptık değil. Yani bunun da bir periyodu tabii, var. Tabii düzenli yapmanız lazım. Yani evet. Arka arkaya 4 gün bilemediniz bir hafta bunu uygulayacaksınız.